Hocana geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi dairede alan da yapalım ve çemberde açı, çemberde uzunluk ve dairede alanla alakalı serüven bitsin. Analitik geometriye start verelim. Soru 1. Şekildeki çember, bakın AB çap, BC şekildeki BC, AB çaplı yarım daire B nusa teğettir. Okumam biraz uzun zaman aldı. AB 12 olduğuna göre X ne kadardır diyor. Şöyle. Şurası A. Teğet diyorsa merkezden teğete dik girecektir. Ben sizden S2 artı A'yı yani dik üçgenin alanını söylemenizi istiyorum. Hocam dik kenarların çarpımının yarısıdır. 12 çarpı X bölü 2 yani 6X. Peki S1 artı A nedir? S1 artı A nedir? Bu da hocam yarım daire. Pi r kare bölü 2'dir. Yarıçapı 6. Yarıçapı 6 ise tamamı 36 pi'dir. Yarısı 18 pi'dir. Şimdi S1 S2 eşit olduğu için S1 artı A ile S2 artı A birbirine eşit değil midir? Yani 6x 18 pi'ye bir tane x ise benim için 3 pi'ye eşit olacaktır. Taralı alanlar toplamı ne kadar? Sen 90 derecesin. Neden? Çapı görüyorum ben. Sen de 6'sın. O zaman alan AOB. Şurası A ise şu alanda A değil midir? Benden A artı B istiyorsa aslında şu dilimin alanını istiyor olmaz mı? Sen 70'sen hop sen de 6'sın. O zaman sen de 70'sin, sen 40'sın. Ne istiyorum ben sizden? Sizden 40 derecelik dilimin alanını istiyorum. Nasıl buluyorum? Alfa bölü 360 çarpı pi r kare. Alfa 40. 40 bölü 360 çarpı pi r kare hop 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 hop. O zaman taralı alanlar toplamı 4 pi. Niye böyle ayrı ayrı bulayım? Ne yaptım? Bunu aldım. Buraya yapıştırdım. Bir tane D merkezi yay var. Görebiliyor musunuz? D merkezi. CF. Bir tane de BC yayı var. FE merkezli. Burada bir tane. Şu bir kare olduğu için şurası köşegen. E merkezi BC yayı. Taralı bölgenin alanı ne kadardır? Şimdi AB 6 köküymüş. AB 6 kökü. Karenin bir kenarı 6 kökü ise, şurası 6 kökü ise, o zaman köşegenler dik kesişir. Sen 6'sın, sen 6'sın. Sakin olalım. Sen de 6'sın. Şu alan A, şu alan B. Benden bunu istiyor. Hatta şuraya C dersem, şuraya da A artı C derim. Çünkü şurası A artı C ise, şurası da A artı C kadardır. Şimdi aslında B'yi bulurum. B'yi bulurum. B nasıl bulunur? Çeyrek dilimin alanından şu üçgenin alanını çıkarırım. Hatta bulayım. Madem öyle dedim. Madem bulayım o zaman. Şimdi şöyle buluyorum. Çeyrek dilimin alanı ne kadardır? Pi r kare bölü 4. Pi r kare bölü 4. 9 pi. Neyi buldunuz hocam? E, B, C. Çeyrek dilimin alanı buldum. Pi r kare bölü 4. Eksi. Şu üçgenin alanı ne kadardır? Bir dik üçgen dik kenarların çarpımının yarısıdır. 6 kere 6, 36. 36 2'ye böldüm 18. 9 pi eksi 18. Bu B. Şimdi bize bir de A lazım. A'yı bulmak için ne yapabilirim? Mesela A'yı bulmak için şöyle bir şey yapabilirim. Derim ki A artı C'yi bulabilirim. A artı C kaçtır arkadaşlar? A artı C az önce söyledim. 6 kere 6, 36 2'ye böldüm 18. Peki şu açı 45 derece. Şu dilimin alanını bulurum. Şu dilimin alanını bulurum. O A artı 2C dikkat ederseniz. A artı 2C. 45 derecelik bir dilimin alanı nasıl bulunur? Alfa bölü 360 çarpı pi r kare. Alfası kaç? 45. 45 bölü 360 ne yapar? 1 bölü 8. Pi r kare. Onun r'si kaç? 6 kök 2 görebiliyor musunuz? O zaman karesi ne yapar? 72. Hop 9 pi. Hocam neyi buldunuz? A artı 2C'yi buldum. A artı 2C'den bir tane artı C'yi çıkarsanız lop gibi C kalır. C kaçmış? 9 pi eksi 18. 9 pi eksi 18. 2C'den C çıkarttım. Peki ben az önce neyi buldum? İyi de bana C lazım değil ki ya. Bana A lazımmış. Tamam fark etmez ya. Yerine koyarım A'yı bulurum. Şimdi C'yi buldum. A artı C 9 pi eksi 18 eşittir 18'den. Bunları bu tarafa atarsam A eşittir 36 eksi 9 pi. Bulmuş olduğum A yani 36 eksi 9 pi ile. Toplamış olduğum B yani 9 pi eksi 18 toplarsam 9 pi'ler birbirine götürür. 36 ile eksi 18'in toplamı 18 olacaktır.
Soru yarım saat sürdü ya. Uzunluğu 6 cm olan bir direk yerden 2 metre yüksekliği bir noktadan kırılıp ok yönünde düşerek çekirdekteki konuma gelmiştir. Şurası 2. Şurası 4. O zaman sen kaç derecesin? 30. Ben kaç dereceyim? 60. Ne istiyorsun sen benden? Buna göre kırılan parçanın düşerken taradığı alan. Taradığı alan. Şöyle bir aram taramıştır. Yani şurası 120 derece ise, şurası 4 ise 120 derecelik bir yay taramıştır. 120 bölü 360 çarpı pi re kare. 4'ün karesi. Hop 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 hop. 1 bölü 3 tane pi tane 16 yoksa 16 pi bölü 3 mü? Taralı alan kaç santimetre karedir? Şimdi şurası gelsin şöyle. Dikten dikindi. Niye burası dik? Çünkü çapı görüyor. Küçük çemberin çapını görüyor. O zaman şurası 4. H kare eşittir P çarpı K. 4, 8, 4 kök 5. O zaman şurası 4 kök 5. Şurası 2 kök 5. Bingo. Birinci ufak çemberin yarı çapını buldum. 2 kök 5. Eğer diğerini de bulursam, büyük alandan küçük alana çıkarsam cevabı bulmuş olurum. 2, 4. Şurası 2 kök 5. Şurası da 2 kök 5. Peki şu ne? Şu da büyük çemberin yarıçapı kadar demek değil midir? 2 kök 5 çarpı 2 kök 5, 2 kök 5 kök 2 katını alın. Şurası 2 kök 10. Bingo. Diğer yarıçapı da buldum. 2 kök 10. Burası da 2 kök 10. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Şunu söyleyebilir miyim? Pi re kare bölü 2'den pi re kare bölü 2 çıkarırsak 40 pi'yi 2'ye böldüm 20 pi'den 10 pi'yi çıkarırsam o zaman taralı alan 10 pi olacaktır arkadaşlar. Büyük dairenin yarım dairenin alanından küçük yarım dairenin alanına çıkarırsam halka kalacaktır. DAC 30 derece. AD 6 kök 3. Eğer çemberde açılardan bununla bu birbirine teğetse şu 30 ise şu yay 60 derecedir. O zaman şurası da ne kadardır? 30 derecedir. Bu bir ikizkenar üçgendir. 6 kök 3, 6 kök 3 a kök 3 üçgeninden dolayı şuranın tamı 18'dir. Buranın tamı 18'dir. Taralı alan ne kadardır? Burada da bir tane 30 30 yüzeyli üçgeni var. 6 6 6 6. Şimdi şurası 60 derece. Bir tane dilimim var. Bu dilimim nedir? 1 şey alfa bölü 360 60 bölü 360 pi re kare. Artı. Burada bir 30 30 120 üçgenim var. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30 30 60 120. Sinüs 120 kök 3 bölü 2. Sinüs 120. Sinüs 60 eşittir. Sinüs bütünlerine eşittir. 6 pi buradan geldi. 2 2 6 6 da 3 3 bırakır. 9 kök 3 de buradan geldi. O zaman cevap 6 pi artı 9 kök 3 olacaktır arkadaşlar. Yarıçapları kimmiş? Şu ipin, gergin ipin uzunluğu ne kadardır diyor. Şurası merkez. Şurası merkez, şurası merkez. Şunları aldım. Şunlar merkezden teğet dik geldi. Merkezden teğet dik geldi. Merkezden teğet dik geldi. Merkezden teğet dik geldi. O zaman şurası 2, şurası 2, şurası 2, şurası 2, şurası 2, şurası 2, şurası 4. Hop. Şurası 4, şurası 4, şurası 4. Şurası 2, şurası 2. Şunu birleştirsem bir tane daire yapmaz mı? Bir tane çemberin uzunluğu, çevresi bana bunun, bunun ve bunun toplamını vermez mi? Bir tane çemberin çevresi ne kadardır? 2 pi r. Yani 4 pi. Neyi buldun hocam 4 pi? Şunun, şunun, şunun uzunluğu buldum. Buna 4, 8, 12'yi de eklersen bir de 12 pi 12 eklersen cevap 4 pi artı 12 olacaktır arkadaşlar. Şimdi burası 6. Yarım daireden dolayı burası da 6. Yarım daireden dolayı burası da 6. Burada bir çelik daire var. O zaman burası da 6. Hatta çemberin merkezinden çembere uzanan her ifade yarıçaptır. Burası da 6. Burada mis gibi bir eşkenar üçgenim oldu. O zaman tabiatıyla ben bunu alırım. Buraya yapıştırırım. Burası eşkenar üçgenden dolayı 60 derece ise o zaman benim istediğim dilimin alanı 30 derecelik dilimin alanını arıyorum ben. Alfa bölü 360 pi re kare. Alfa bölü 360 pi re kare.
AC'yi çizersem 90. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. 90-45, şurası da 45'tir. BC 12, burası 12. Şimdi şuradan şöyle bir çizgi çiziyorum. Eğer burası buraya eşittiği mi? O zaman burası da 45 derece. Yok artık, burası çaktırmıyor ama 90 dereceymiş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benden taralı bölgenin alanı istiyor. Şurası A alan. Tamam mı? Şimdi şu alan, bakın şu alan, yani ABC üçgenin alanı S'e, yani şu alan B ise, şu alan da B'dir ya, 2B. Peki bu alan 2B ise şundan dolayı şurası da B kadar değil midir? Şurası da B kadardır. Şurası. Ben zaten şuraya B demiştim. Şuraya B demiştim. Yani çaktırmıyor ama benden çeyrek dairenin alanını istiyor. Bu da ne demektir arkadaşlar? Şurası 90 derece olduğu için çeyrek daire diyorum. Şurası 6 olduğu için pi r kare bölü 4'tür. Cevap 9 pi'dir. Şurası çok önemli. O çizgiyi görmemiz çok çok değerlidir arkadaşlar. Ve dairede alan sorularını bitirdik. Sıradaki soru çözüm videomuz nokta ve doğrunun analiziyle devam ediyoruz.